Bir örnek vermek istiyorum. Kolay Müslümanlığımız var. Anlaşılır Müslümanlığımız var. Felsefeye ihtiyaç yoktur. Laubaliliğe, muhalataya ihtiyaç yoktur. Senelerce şuraya medreseye gitmeye gerek yoktur. Anlaşılır, yaşanılır bir Müslümanlık için. Enes İbni Malik, Bukhari'de 63 numaralı hadiste, Enes İbni Malik, onlarca hadis kitabında olan bir hadistir. Buhari meşhur olduğu için onun ismini zikrediyorum. 63 nolu hadistir. Diyor ki Enes İbni Malik hızlı bir şekilde okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber mescitte oturuyorduk. Adamın biri geldi, devesini mescide soktu ve devesini mescide bağladı. Mescit dediğimiz yeri biliyoruz değil mi? Devesiyle paldır küldür geliyor. Deveyi orada bir ağacın dibine bağlamış. Sonra da bakın Arapça ifade istiyorsun. Eyyüküm Muhammed hanginiz Muhammed'dir burada demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o esnada içimizde oturuyordu yani efendimizin orada bulunduğu bir esnada hanginiz Muhammed eyyüküm Muhammed diye soruyor eğilip de sormuyor bağırıp da soruyor oradakiler demişler ki şu beyaz yüzlü mübarek zattır demişler adam efendimizin yanına yürümemiş Abdülmuttalib'in oğlu diye hitap etmiş. Abdülmuttalib'in oğlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dedesiyle çağırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyur ne istiyorsun demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelmiş adam. Sana soru soracağım. Sorularım biraz ağır olacak. Darılmayacaksın tamam mı? Demiş. Arapçasını okuyayım bu sözün. Ben bunu böyle yorum yaparak söylemiyorum. İnni sa'iluk fe muşeddidun aleyke fil mes'eleti fe la tecid aleyye fi nefsik kızmak yok tamam mı? fe la tecid aleyye fi nefsik kızmak yok demek. Mecazi olarak kızmak yok demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hoşuna giden merak ettiğin her şeyi sorabilirsin buyurmuş. Adam demiş ki sana senin Rabbin ve senden önce peygamber gönderen Rabbin adıyla soruyorum. Şu Allah'ın adıyla yemin et, seni gerçekten o mu peygamber gönderdi demiş. Allah'a yemin et, seni gerçekten o mu peygamber gönderdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi o gönderdi demiş. Yemin etmiş. Evet, Allahumma naam. O gönderdi. Allah'a salarım seni demiş. Bak Allah için söyleyeceğin ha böyle şimdi ciddi söz dinleyecek ya. Gerçekten Allah mı sana her gün ve gece beş vakit namaz kılmamızı emret diye o mu söyledi sana? Demiş. Vallahi o söyledi demiş. Sonra adam demiş ki yine Allah için söyle bana Allah mı sana her sene bir ay oruç tutmamızı emretti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet o emretti buyurmuş. Adam tekrar Allah için söyle bana o mu sana zenginlerden alıp fakirlere vereceğin bir sadakadan o mu söyledi? Evet Allah söyledi demiş. Adam sonra demiş ki ben senin doğruluğuna iman ettim. Sen Allah'ın Resulüsün. Ben de ailemin elçisi olarak buraya gelmiştim zaten. Haydi selamun aleyküm demiş gitmiş adam. Bu hadisi şerifin yine Bukhari'de başka bir şekildeki rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam giderken cennete girecek adam görmek isteyen bu adama baksın buyurmuş. Devesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı mescide bağlayan bir adam bu. Allah için söyle. Bak senden önce de peygamber geldi. Sakın böyle Benimle şaka yapma filan diye espri yapan bir adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna cennetlik adam görmek isteyen baksın buna buyurmuş. Bir espri olabilir mi bu arkadaşlar? Sadece ve sadece şu soruma cevap arayınız herhangi biriniz bir hoca efendiye icazetim var mı diye sorabilir misiniz? Bu sormuş ama. Vay edepsiz diye de bir cevap almamış. Evet, vallahi öyledir demiş. İslam budur. Bu kadar kolaydır İslam. Ama karıştırdıkça, alimlerin, müştehitlerin işlerini karıştırırsan bir cahil olarak, kıyamete kadar ömrün olsa, sana ömür yetmez o zaman cennete girmek için gerekli İslam bu kadar kolaydır. Hepsi bu kadar kolaydır. Ama sanki cennete girmiş gibi, cennette Allah adaleti nasıl sağlayacak? Niçin? E canım 5 sene namaz kılanı da cennete koyuyor, 60 sene kılanı da koyuyor, adalet mi bu? diye sen cennette adalet mekanizmasını incelemeye kalkarsan, çok rüyanda cennet görürsün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.